Arkadaşlar sırada ölçülendirme işlemi var. Ölçülendirme işlemi için arkadaşlar ölçülendirme stili oluşturacağız. İç ölçülerdeki ölçüler biraz daha küçük olabilir. Ama dış ölçüler iç ölçülere nazaran biraz daha büyük ayarlayacağız. Bu iş için arkadaşlar iki tane stil ayarlayacağız bu durumda. Tabi bu arada ölçülendirme yaparken sıvalardan, sıva çizgilerinden ölçülendirme yapmıyoruz. Direkt net duvar çizgileri üzerinden ölçülendirme yapıyoruz. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra arkadaşlar sıva çizgisini, buradaki sıva layerini gördüğünüz gibi üzere buradan arkadaşlar açıp donduruyoruz. Şu kısımdan donduralım. Dondurma işleminden sonra arkadaşlar şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Ölçülendirme stili oluşturacağız. Ölçülendirme stili için arkadaşlar eğer şeydeyseniz, Anonet'in menüsündeyseniz, Workspace'indeyseniz şu sekmeye tıklayarak arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Şuradaki Dim Stil simgesine tıklayarak açabiliyorsunuz menüyü veyahut da direkt D tuşuna basıp Enter yapıp açabilirsiniz. Arkadaşlar burada Anonet'i dış ölçü stili için Anonet'i oluşturacağım. İç ölçü için de arkadaşlar ISO 25 oluşturacağım. Anonet ölçü stilini seçip Modify deyip arkadaşlar veyahut da arkadaşlar direkt New diyebilirsiniz. Seçip New diyebilirsiniz. Buna dış ölçü ismi verelim. Tabi bu arada daha önceki ölçülendirme derslerimizde kontrol etmenizde fayda var takıldığınız noktalarda. Buradan Line seçeneğinde arkadaşlar Line seçeneğini seçip seçtiğimizde arkadaşlar burada bir şey dikkatimizi çekmek istiyorum. Dış ölçülendirmede ölçülü bağlam çizgilerini biraz ölçülendirme yapacağımız objeyi uzak tutmamız gerekiyor. Onun için şu offset from origin mesafesi biraz fazla tutuyorum. 7 enter diyorum. Burada hemen belli olmuştur. Şuradaki çizgilerin taşıma boyunu da arkadaşlar 3 olarak ayarlayalım. 3 biraz fazla oldu. 2 yeterli gelecektir. Ve şuradan arkadaşlar Symbols and Arrows yani oklarla ilgili ayarlardan şuradan oklarımızı, ok tiplerini seçelim. Şu şekilde olabilir arkadaşlar. Okun büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz buradan. 2.5 gözüküyor. 3 olsun. Ve arkadaşlar text seçeneğinde buradan herhangi bir text ayarlayabiliriz. Nasıl bir text ayarlayalım? Arial olabilir. Arial Black olabilir. Black ayarlayalım arkadaşlar. Apply deyip arkadaşlar ne yapıyorum? Close diyorum. Text height değerini arkadaşlar 10 tutalım. Zaten arkadaşlar şey olacağı için Anonet stil olacağı için istediğimiz zaman büyütebileceğiz. Ve şuradan da arkadaşlar ölçünün oka olan mesafesini biraz arttıralım. Çizgi olan mesafesini 2 yapalım. Okey deyip arkadaşlar şimdi dış ölçü stilimizi görüyorsunuz. ISO 25'i seçip arkadaşlar bir de iç ölçü oluşturalım. New diyorum arkadaşlar. İç ölçü. Enter. Buradan line seçeneğine yine aynı işlemleri uyguluyorum. Offset mesafesini biraz bunda pek değişen bir şey yok. Offset'e gerek yok bu sefer. Yani şuradaki bağlam çizgilerin objeyi de uzak tutmamıza gerek yok. Symbols ve Arrows'da arkadaşlar da bir değişiklik yapalım. Ok tipini farklı kullanalım. Ok stilini küçültelim arkadaşlar. Biraz küçük olsun. 1.5 olabilir. Şimdi arkadaşlar tekste de arkadaşlar tekst stilinde Arial Black değildi arkadaşlar. Normal Arial yapalım. Düz Arial olsun. Close diyelim arkadaşlar. Text seçeneğini ne yapalım? Diğerini 10 ayarlamıştık bunu. Arkadaşlar 7 olarak ayarlayalım. Okey. Deyip close diyorum. Arkadaşlar bu işlemlerden sonra ölçü layer'imizi aktifliyorum. Şuradan layer sekmesine tıklıyorum.
Buradan ölçü diyorum. Ölçüyü seçtikten sonra arkadaşlar şimdi stilimizi aktif, hangi stili aktif etmek istiyorsak şuradan seçip iç ölçü stilini aktif hale getirdikten sonra ölçülendirme işlemi yapacağız. Ölçülendirme işlemine başlayabiliriz artık. Ölçülendirme işlemini arkadaşlar şurada Annotate sekmesinden de yapabilirsiniz. Eğer klasikte bu işlemi yapıyorsanız arkadaşlar ne yapacaksınız? Haliyle araç çubuklarına başvuracaksınız. Araç çubuğu da arkadaşlar ölçülendirme araç çubuğu dimension. Dimension'i açacaksınız ve buradaki simgeleri kullanarak bu işlemi yapacaksınız. Bunu kapatıyorum arkadaşlar. Ben Annotate ise çalışıyorum. Annotate'yi de arkadaşlar geliyoruz. Buradan Annotate sekmesini açıp dimension'e tıklıyorum arkadaşlar ve ölçülendirme işlemini başlatıyorum. Evet, gördüğünüz üzere ilk ölçülendirme işlemini yaptık. Duvarı ölçülendirdik. Arkadaşlar düz ölçülendirmeden sonra burada baseline seçeneğini veyahut da continue seçeneğini kullanabiliriz. Ve tabii ki continue seçeneğini kullanacağım. Continue en son ölçülendirme yaptığımız yerden başlayarak öbür noktaları ölçülendirmeye başlıyor. Bu şekilde arkadaşlar mouse'un soluyla tıklayarak ölçülendirme işlemini gerçekleştiriyorum. Şu şekilde. Arkadaşlar bu şekilde ölçülendirme işlemini yapıyoruz. Şimdi de düşey doğrultuda ölçülendirme yapabilirsiniz. Düşey doğrultuda ölçülendirmeyi yapalım. Burada da gene continue seçeneğine tıklayarak aynı işlemi buraya için uyguluyorum. Evet. Arkadaşlar buradan devam ediyorum bu sefer. Ölçülendirme için. Ölçülendirme stilleri ve ölçülendirme ile ilgili konumuza takıldığınız noktalarda başvurmanız gerekir. Daha detaylı açıklamayı orada yapmıştık. Oradaki derslerimizde. Arkadaşlar continue ile buradaki ölçülendirmeleri yapıyorum. Evet. Arkadaşlar balkonu da ölçülendirebiliriz tabii bu sırada. Bu arada arkadaşlar o snap'tan diklik özelliklerini açık bırakabiliriz. Şu anda açıkmış. Okey diyorum. Devam edelim arkadaşlar. Buradan bu sefer başlayıp duvarı ölçülendirerek başlıyorum. Evet. Gördüğünüz üzere burayı direkt ölçülendirmiş olduk. Dolayısıyla şu kısmın ölçülendirmesini tamamlamış olduk. Yatayda bir ölçülendirme yapalım salon için. Arkadaşlar bacak kısımlarında isterseniz ölçülendirebilirsiniz. Buradan continue seçeneğini kullanarak şu kısmı da ölçülendirelim. Devam edelim. Buradan sonra da hall, vestiaire, pardon, antre kısmını ölçülendirelim. Evet. Burada arkadaşlar direkt ben şurayı ölçülendiriyorum. Çünkü daha detaylı ölçülendirmeyi şurada yapacağız. Karışıklık olmaması adına. Arkadaşlar şimdi şu kısmı da ölçülendirme yapalım. Bunda sanırım yakalama noktasında sıkıntı var. Gördüğünüz gibi şu noktaya tıklayarak arkadaşlar taşıyorum bunu.